Merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bugün yine aktüel bir konu olan Araplaşma temayülünden bahsedeceğim. Son 10-15 yıldır Arap seviciliği, Araplaşma furyası veya Arap perestlik olabildiğince artmış durumda. Bunu artık herkes görüyor. İnkar edilemez bir gerçek var ortada. Özellikle de tarikatçı çevrelerin etkisinin artmasına paralel olarak Araplaşma temayülünün de bu anlamda giderek hızlı bir ivme kazandığını görüyoruz. Biraz bu konuyu ele alıp bununla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Hatırlarsanız daha önce bir takım kırılma noktalarından bahsetmiştim ve bunlardan birisinin de Mısır'ın fethi olduğunu söylemiştim. Zira Mısır'ın fethi ile beraber oradaki medrese anlayışını ve İslam'a yaklaşımı aldık, getirdik İstanbul'a. Ve bu süreçten itibaren yani 1517'lerden itibaren yavaş yavaş Osmanlı'da bir Araplaşma anlayışı, Araplaşma temayülü başladı. Ve bu anlayış Osmanlı'nın yıkılışına kadar da devam etti ki medrese adeta Osmanlı'nın ocağına incir ağacı dikti. Bunun uzantılarını orada dile getirmiştim ve Cumhuriyet'e kadar getirmiştim olayı. Dolayısıyla da bu videoda Cumhuriyet'ten sonraki süreci ele alacağım. Sonuç itibarıyla Cumhuriyet'le birlikte veya Osmanlı'nın yıkılışı ve Cumhuriyet'in kurulması ile beraber Araplaşma temayülüne bir dur denilmişti. Ve bu anlayış ağır aksak da olsa 2000'li yıllara kadar gelmişti. Ve bu dönem içerisinde takriben bir asır kadar bir kısmen sekteye uğramıştı. Ha bütünüyle olmasa bile kısmen bir sekteye uğradığından söz edilebilir. Ancak 2000'li yıllardan sonra ve özellikle de son 10-15 yıldır akıl almaz bir şekilde Araplaşma sevdasıdır başladı ve muazzam bir şekilde bu sevda depreşir oldu. Artık insanlar yer yer Türkiye Cumhuriyeti aleyhine bile alenen açıktan Arap seviciliği veya Arap perestlik yapar duruma geldiler. Onun için bu konuyu dikkatlerinize sunma ihtiyacı hissettim. Aslında ta Osmanlı'dan yani Tanzimat'tan beri bizim bir batılılaşma hikayemiz vardır. Ancak bunu bir türlü başaramadık. Burada en radikal adımlar Cumhuriyet dönemiyle beraber atıldı ve bu batılılaşma hareketine yeni bir boyut kazandırıldı ise de bu devam ettirilemedi. Çünkü toplum yapımız buna müsait değildi. Neticede 2000'li yıllara kadar gelindi. Ancak 2000'li yıllardan itibaren baktık ki biz batılılaşamıyoruz. Bu sefer deyim yerinde ise aslımıza rücu eder olduk ve tekrar doğuya yöneldik ve o özellikle de Arapçı bir anlayışa doğru hızla evrilir olduk. Dahası var, burada biraz da böyle ironik bir dil kullanacağım. Baktık ki toplum da bütünüyle istediğimiz oranda Araplaşamıyor. Bu sefer kalktık, deyim yerinde ise Arap ithal ettik. Ve böylece bu boşluğu doldurup arzulanan ölçüde adeta Araplaşmak için hızla bir adım atmış olduk. Kapı iyice aralandığı için nerede Orta Doğu'da bir Arap kaçkını varsa ülkemize geldiler. Yetmedi Afganlısından alınız. Bütün Arap ülkelerinden adeta ülkemize doğru bir kaçış oldu. Ve böylece ironik dil kullanıyorum. Araplaşma sevdamız bir anlamda yeni bir boyut kazandı. Artık sokaklar, caddeler, okullar, sahiller, ne bileyim mahalleler, otobüsler, hatta yetmedi kurumlar bile Araplarla doldu. Artık sokaklarımızda Arapça tabelalar asılır oldu. Kendi iş yerlerini kurdular ve bizim ülkemizde Türkleri işe almamaya başladılar. Yani iş o boyutlara kadar vardı. Beni takip eden dostlarım bilirler, daha önce Anadolu Müslümanlığının adeta İslam dünyasının hikaye ve hurafe çöplüğünden bahsetmiştim ki bunu aslında rahmetlik Hüseyin Atay Hoca dile getirmiştir. Hakkını teslim edelim. Ona benzer ben de bir takım açıklamalarda bulunmuştum bu konuyla alakalı olarak. Bu durum artık öyle bir noktaya geldi ki Türkiye İslam dünyasının kalitesiz insan çöplüğüne doğru evrilmiş oldu. Bu kaçkınlarla, istilacılarla beraber. Hani sessiz istila denildi, bir takım tepkiler gösterildi. Orta Doğu'da ne kadar kalitesiz insan varsa, ne kadar kaçkın varsa bunlar ilk başta ensar muhacir retorikleriyle hüsnü kabulle kabul edildiler. Buna biz o zaman karşı çıktığımızda güya bize burun kıvıranlar olmuştu.
Bunun yanında baktığınız zaman Batı da aslında bir takım göçleri aldı. Sınırlı da olsa aldı ama onlar kaliteli insanları aldılar. Biz ise nerede niteliksiz, nerede kalitesiz ve nerede kaçkın varsa bunları topladık, getirdik. Okullarımızda dengeleri bozdular, sokaklarımızda dengeleri bozdular ve buralarda üstelik de Türkiye'nin kıt kanaat imkanlarıyla kendi vatandaşlarımızdan daha iyi imkanlar elde eder duruma geldiler. Özellikle de sağlıktan eğitime veya ulaşıma kadar birçok noktada yardım görüyorlar. Siz hastaneye gitseniz çatır çatır paranızı verip muayene olacaksınız ama onlar bedavadan muayene olurlar vesaire. Deyim yerinde ise nasılsa Türkler bakıyor diye bol bol üremekteler ve bunun da faturası yine ciddi bir ekonomik yük olarak karşımıza çıkmaktadır. İlginçtir, biz Araplaşmaya çalışırken Arap dünyası ise adeta batılılaşma yoluna doğru hızla adım atıyor. Yani biz Ortadoğulaşıyoruz, onlar batılılaşmaya çalışıyorlar ve bu yönde bir takım adımlar atıyorlar. Özellikle de Suudiler bu konuda başı çekiyorlar ki oldukça katı bir yönetimin olduğunu hatırlatmış olalım. Diğer yandan biz gönüllü olarak Araplaşmaya çalışırken Arap kardeşlerimiz, böyle tırnak içerisinde söylüyorum, aksine bizden bir o kadar uzaklaşıyorlar. Bunun yanında Araplaşmak bizde İslam kisvesi adı altında yapılıyor ve bu anlayış efendim yok kardeşlikmiş, yok ümmetçilikmiş, yok ensar muhacir retorikleriymiş, bununla sürdürülmektedir ve din kisvesi altında bol bol Arapça anlayış pazarlanmaktadır. En ilginci ise Arapların propagandasına gerek duymadan kendi özünden, kendi tarihinden, kendi değerlerinden kopup Araplaşmaya dünden razı olan koca bir kitle vardır. Kısaca ümmetçilik esasına dayalı Arap ırkçılığı yapılıyor ancak bunun kimse farkında değil. Buna mukabil bir de Türk düşmanlığı yapılmaktadır. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanlığı yapılmakta, dahası Atatürk düşmanlığı yapılmaktadır ki bunlara da değineceğim. Söze sıra gelince İslam ırkçılığı yasaklar. Ama Arapçılık adı altında bal gibi de Arap ırkçılığı yapılmaktadır. Ancak burada Arapları suçlamıyorum çünkü onların bir suçu yok. Biziz onlara yamanmaya çalışan. Şunu da belirteyim. Araplaşma temayülünden bahsederken yani burada bir Araplara karşı garezim yok. Bir insanın kendi öz değerlerinden kopup bir başka tarafa yamanmasının çelişkisine değinmeye çalışıyorum. Yoksa umurumda değil. Yani Araplara veya bir başkasına karşı özel garezim de yoktur. Kaldı ki beni tanıyan bilir zaten bu bağlamda böyle bir dürtüye sahip insanda değilim. Ancak görebildiğim tablo şudur. Türk'ün kendisine Türk demesi dışında dileyen herkes boğazına kadar kendi ırkını öne çıkarabilir. Ama Türkiye'de Türk dediğiniz zaman, Cumhuriyet dediğiniz zaman, Atatürk dediğiniz zaman, bayrak dediğiniz zaman bu ırkçılık oluyor. Yani siz Türkseniz kendinize Türk demeyin. Kendinizi ne kadar inkar ederseniz o kadar birilerinin gözünde değeriniz artıyor. Ve beni de rahatsız eden tarafı burası. Her ırk kendisini üstün görebilir. Bu gayet doğal bir şeydir. Ancak bunu bir başkası üzerine yaptırıma dönüştürürse burada sorun çıkar. Bizdeki ise çok çok daha farklı. Yahu adamlar bizi istemiyorlar, biz ise habire paçalarına sarılma peşindeyiz. Bu çelişkiye dikkat çekmeye çalışıyorum ve bunun da bir de din kisvesi adı altında yapılması veya din perdesi adı altında yapılması kabul edilebilir bir şey değildir. Buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Netice itibarıyla İslamlaşma adı altında Araplaşma sevdası hızla almış başını gidiyor. Bakalım nereye kadar? Arap kültürü, Arap ananesi, Arap dili bile, Arap'ın yaşam biçimi, evliliği adeta din diye dayatılıyor. Özellikle de kıyafetleri din diye dayatılıyor ve Arap gibi yaşamak din zannediliyor. Bunun yanlışlığına dikkat çekmeye çalışıyorum. Geçenlerde bir hokkabaz çıktı. Yani medyatik bir stand-upçı hokkabaz vardı. Arap'ı sevmek imandandır dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ve Araplar seçkin millettir gibi bir takım hezeyanlar dillendirdi. Yani itirazımız buna işte. Arap dili bile bu anlamda kutsallaştırılıyor. Oysa Arapları öven veya onları yücelten rivayetler aslında mevaliye karşı üstün olduklarını gösterebilmek adına oluşturulan içi boş iddialardan başka bir şey değildir. Ama bu tür zavallılar bunların
arka planını bilmedikleri için, bu rivayetlerin niçin üretildiklerini bilmedikleri için bunu iman esası görecek kadar ileri boyuta götürmüş ve insanlara bunu dayatıyor. Çünkü hadis formuna sokulmuş ve kaynaklarda yer almıştır. Kaynakta yer almışsa tamamdır diyor ve bunu insanlara din diye sunuyor. Hatırlanırsa Araplar kendilerini mevaliden üstün görmüşlerdi bu fetihler döneminde. Onlara ikinci sınıf muamele veya ikinci sınıf insan muamelesi, Müslüman muamelesi yapmışlar, bu gözle bakmışlardır. Yani hiçbir zaman kendilerine onları denk görmemişlerdir. Arapların üstünlüğünü öne çıkaran rivayetler servis etmişlerdir. Çünkü mevali de Arapların bu üstünlüğüne karşı kendi üstünlüğünü öne çıkarınca bu sefer adeta rivayetlerle mevaliyi ezmeye çalışmışlardır. Mesele bundan ibarettir. Araplar mevaliye karşı kendilerini öne çıkarınca Allah'ın kendi içlerinden bir peygamber gönderdiğini, kendilerine değer verdiğini ileri sürmüşler ve bu şekilde kendilerini üstün göstermeye çalışmışlardır. Hatta bu üstün göstermenin bir ayağını da yönetimin Araplarda olması gerektiği tezi üzerinden de perçinlemeye çalışmışlardır ki bu aslında Ensar'la Muhacir arasındaki iktidar kavgası ile birlikte başlayıp da hilafetin Kureyşilliği anlayışı veya yönetim tekeliyle beraber ortaya atılan bir iddiadır. İşte bu tür saiklerle Arapları öven bir takım rivayetler devreye girince ki bunların aslında benzerlerinin Acemler tarafından da dillendirildiğini görüyoruz. Nitekim Cahiz kalkmış Fadailul Etrak diye Türklerin faziletleri diye bir kitap yazmış. Yani bunu niye yazıyor? Bu tarz rivayetler üretildiği için. Yani sen kendi ırkını üstün görürsen mevali de kendini üstün görmeye çalışmış ve ona göre rivayetler üretmiştir. Yani Türkleri öven rivayetler niçin kaynaklara girmiştir diye zannediyorsunuz. Yani oysa Hazreti Peygamber Türklerle ne direkt ne doğrudan ne dolaylı olarak bir teması olmuş, ne kültürel alışveriş olmuş, ne ticari alışveriş olmuş, ne siyasi bir yakınlaşma veya çatışma söz konusudur. Ama Hazreti Peygamber'in Türkleri öven bir sürü rivayetleri kaynaklara yansımıştır. İşte bunlar neyin ürünüdür? Araplar kendilerini üstün görünce Türkler de belli taraftan kendilerini üstün gören rivayetler servis etmişlerdir. Bununla alakalıdır. Ama bizim zavallılar bunların arka planını bilmedikleri için bunları hadisi şerif diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Bu yüzsüzler bir taraftan da inne ekremekum indallahi etkâküm ayetine atıf yaparlar ve İslam'da ırkçılık yoktur diye de bunu dillendirirler. Yahu Arap'ı sevmek imandandır diyorsun, Araplar üstün bir ırktır diyorsun, ondan sonra bu ayeti kullanıyorsun. Yani enteresan bir şey. Bu kadar çelişkileri bir insan bünyesinde barındırıp nasıl barışık yaşıyor bunu ben hala çözmüş değilim. Tabii ki bunun arkasında muazzam bir cehaletin olduğunu söylemek mümkündür. Her ne kadar Türkiye'de Arapça bir zihniyet olsa da veya Araplaşma temayülü sergileyen bir kesim olsa da toplumun genelinde böyle bir eğilimin olmadığı çok açıktır. Yani bunların zannedildiği gibi sayısal güçleri fazla değildir. Toplasanız Türkiye'deki genel nüfusa oranla bunların ağırlığı %5 veya 6'yı geçmez. Yani %5'i kesinlikle geçmez ama hadi siz %5 deyin. Ancak bunlar devlete akredite oldukları için, iktidar gücünü arkalarında hissettikleri için ve devletin kademelerine girip buralarda kümelendikleri için ki bir takım bakanlıklara yerleştiğini, belli bakanlıkların, belli tarikatların etkisi altında olduklarını yer yer dile getiren yorumları medyadan görüyoruz. İşte bunların gücü buradan geliyor. Yoksa bunlar zannedildiği kadar güçlü veya sayısal güce sahip değillerdir. Ancak sayısal güçlerine oranla devlet gücünü arkalarına aldıkları için nüfuzları daha fazladır. Nitekim de bunu nerede gördük? İşte Kızıl Goncalar dizisine karşı bir tepki oluşturdular. Çünkü kendi anlayışlarını eleştiriyor diye düşündüler ve hemen nüfuzlarını da kullanarak RTÜK üzerinden baskı kurmaya çalıştılar. Bu bağlamda sesi çıkan herhangi birisi veya onların istemediği gibi ses çıkaran birisini gördükleri zaman onu hedef seçiyorlar. Organize bir şekilde mesaj yağmuruna tutarak veya sosyal medyada tagler açarak insanları linçe tabi tutuyorlar veya itibar suikastçılığı yapıyorlar. Zannediyor ki insanlar bunlar hakikaten de güçlüler veya sayısal güçleri fazla.
Dolayısıyla da ben bunların etkisinin suni olduğu kanaatindeyim. Öyle zannedildiği kadar derin bir etkiye sahip değillerdir. Ancak bunun yanında da hızla devlet kadrolarına yerleşip buralardan güç tahkim etme peşinde olduklarını da belirtmek durumundayız. Dikkat ederseniz ikbal veya istikbal beklentisinde olanlar bunlarla aynı karede gözükmek durumundadır veya böyle hissediyordur kendini. Mesela rektörlük makamına gelecekseniz mutlaka belli bir cemaatten akredite olmanız gerekiyor. Veya kimi bakanlıklarda eğer üst kademelere gelecekseniz yine o bakanlıkta etkili olan cemaatten akredite olmalısınız. Hatırlarsanız bunun benzeri aslında geçmişte yaşanmıştı. Geçmişte de 2000'li yıllardan itibaren FETÖ palazlanınca insanlar o karede gözüküp o şekilde oradan akredite olup belli kurumlarda belli yerlere gelebiliyorlardı. Bugün FETÖ tasfiye edildi ama FETÖ'nün yerini hemen türevleri doldurdular. Manzara bundan ibarettir. Dolayısıyla da bunların sesinin çok çıkması demek bunların çok güçlü olduğu anlamına da gelmiyor. Bu bir suni güç veya tezahür diye düşünüyorum. Ancak bunların önünü açarsanız yarın FETÖ gibi başımıza ne belalar açacakları da ortadadır. Cemaatlerle ilgili genel durum bu. Diğer yandan Araplaşma temayülü artarken ve hilafet sloganları dillendirilirken derin bir sessizliğin olması da oldukça dikkat çekici. Yani özellikle iktidar kanadı açısından söylüyorum. Anlaşılan bu gibi konular ne kadar gündemi meşgul ederse asıl gündem arada o kadar kaybolup gidiyor. Nitekim çok değil 2020 yılında yani 27 Temmuz 2020 tarihli Gerçek Hayat adlı bir dergi hilafet için toplanın çağrısı yaptı ve burada şimdi değilsen ne zaman, sen değilsen kim, hilafet için toparlanın diye açık açık meydan okudular. Bu çağrıya iktidar kanadı hemen tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Türkiye laik bir devlettir. Cumhuriyet tüm nitelikleriyle göz bebeğimizdir. Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır gibi açıklamalar yaptı. Son derece yerinde açıklamalardı ve hilafet isteriz gibi iddiaları kafadan reddetti ve bunların önünü kesti. Oysa birkaç gün önce yapılan gösterilere, nümayişlere bakarsanız yani hilafet sesleri alenen açıktan yine dillendirilir oldu. Ancak adeta bu sefer bigane kalındı. Burası enteresan bir detay veya durum. Mesela geçen gün bir meczup çıktı. Hamas başardı ise biz de başarabiliriz diye açık açık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenine karşı halkı kışkırttı. Ses çıktı mı? Yok. Ya da Filistin'e destek maskesi adı altında hilafet isteriz diye nümayişler yapıldı ve bunun yanında çeşitli garip garip pankartlar açıldı. Hilafet pankartı dedi kimisi ve bu tarz bildiriler dağıtıldı ve anayasal düzene karşı yine hilafet sloganları atıldı. Ancak bu sefer 2020'de olduğu gibi yine ses yok, soluk yok. Bu manidar sessizliğin sebebi nedir? Bunu ben bilemem. Oysa daha öncesinden reddedilmişti. Sloganların yanında bir takım Arapça pankartlar veya bu tarz yazılar oldu. Bunu eleştirenler olunca da efendim bu tevhid yazılı bayrak neden sizi rahatsız ediyor gibi yani milleti enayi yerine koyan türden açıklamalar da yaptılar bu tarz mahfiller. Diğer yandan mesela bu gösteriler sırasında hiç de hoş olmayan bir yumruk olayı yaşandı. Hemen anında gözaltı geldi. O gence de yine alenen milletin ortasında bir başkası yumruk attı. O adeta kahraman gibi ortalıkta dolanıyor. Peki bakınız şimdi doğrudan devlete yönelik bir hamle var. Burada bir genç tepki gösteriyor. Onu tutukluyorsunuz. Devletin anayasal düzenine karşı hilafet çağrısı yapılıyor. Ses çıkmıyor. O zaman sormak lazım. Neden acaba? Oysa 2020'de böyle değildi. Sonuç itibarıyla Filistin'e destek mitingi adı altında bir taraftan Arapçılık, bir taraftan hilafet romantizmi yüksek sesle dillendiriliyor. Öte yandan doğrudan devletin anayasal düzenine karşı insanlar nümayiş yapıyorlar ve buna karşı hiçbir yaptırım yok. Bunlar görebildiğim kadarıyla aslında gündemi saptırmaya yönelik hamlelerden başka bir şey değildir. İnsanlar bu tür içi boş gündemlerle meşgul edilirken asıl gündemde aradan kaybolup gidiyor.
Zaman zaman bu Filistin'le ilgili destek mitinglerini eleştirdiğim oldu. Yürümekle veya slogan atmakla değil, gerçekçi adım atmakla bir takım sonuçlar alınabileceğini söyledim. Bize o zaman hoca kimden yanasın, kimden yanasın safını belirle diye güya üst perdeden konuşanlar oldu. Ama gördük atılması gereken adımı gitti Güney Afrika attı ve İsrail'i savaş suçlusu olarak Lahey Adalet Divanı'na şikayet etti. Bakınız atılması gereken adım buydu. Biz ise devlet eliyle mitingleri yaparken öte yandan İsrail ile ticari ilişkiler dolu dizgin devam ediyor. Gemiler habire gidip geliyor. Bunların yanlış olduğunu anlatmaya çalıştık. En azından buna yönelik bir takım yaptırımlar uygulanabilirdi. Bunu söylemeye çalıştık. Yine bu hilafet söylemlerinin dillendirildiği günlerde bir futbol müsabakasında yaşananları gördük. Biz bu hilafet söylemleri ile uğraşırken, diğer yandan Suudilerin küstahlığı meselesi gündeme gelmişken, arada ekonomik meseleler güme gitti, kaynadı gitti. Deyim yerindeyse bu sloganlar adeta Türkiye'deki bu ekonomik sıkıntının üzerini örten muazzam bir kamuflaj özelliği görmüş oldu. Aslında böyle hilafet isteriz demekle bir şeyin değişmeyeceğini herkes biliyordur. Bu tipik bir gündem çarpıtmasından başka bir şey değil diye geliyor bana. Diğer yandan hilafet gelsin beklentisinde olan veya bu tür hayalperestlikler peşinde olanlar güya bu sayede Araplar ile birlik olacaklarını ve böylece de Filistin'e daha iyi yardım edeceklerini ve İsrail'i kovabileceklerini düşünüyorlar. Oysa bunun hayalden de öte hiçbir anlamının olmadığını böyle ortalama zekanın altındaki insan çok rahatlıkla anlar. Dolayısıyla da hilafet gelsin diye beklenti içerisinde olanlar aslında görebildiğim kadarıyla ne istediklerinin de farkında veya bilincinde değillerdir. Burada bir başka şey geldi aklıma bu Arap sevdası ile ilgili. Yakın geçmişte hani bir kısım insanlar çıktılar, kendilerine de gazeteci rolü veya süsü verilmiş tipler. Efendim biz hepimiz Arabız diye sloganlar attılar. Hatırladınız bunlar ne oldular acaba? Çok merak ettim. Bu Arap seviciliği almış başını giderken bunlar neredeler? Niye ortalıkta yoklar? Bu da çok ilginç. Özellikle de bu Suudilerin ortaya çıkardığı bir kriz var. Bu safahatta, bu süreçte ne oldu bunlara? Hala aynı zihniyetteler mi? Hala aynı düşüncedeler mi? Onlar da bir cevap yazarlarsa memnun oluruz. Üzülerek söyleyeyim ki siz çatlasanız da, patlasanız da, yırtılsanız da, Arapların eteğine yapışsanız da onlar sizi asla kendilerinden görmeyecekler. Çünkü siz Arap değilsiniz. Bir Arap'ın gözünde Arap olmayan Müslüman hiçbir zaman Arap'a denk olamaz. Siz Arap asabiyetinin ne olduğunu bilseniz, Arapların Arap olmayan Müslümanlara karşı bakışının ne olduğunu bilseniz böyle davranmazsınız. Özellikle de bu bağlamda Türklere karşı biraz daha fazla ön yargılı olduklarını belirtmiş olayım. Neden mi? Çünkü Türkler 1055'lerden yani Bağdat'a girdikten sonra İslam dünyasının liderliğini aldılar ve ta Osmanlı'nın yıkılışına kadar getirdiler. Dolayısıyla da yani kendilerine denk görmedikleri Türkler asırlarca İslam dünyasını idare ettiler. Bunu bir türlü hazmedememişlerdir. O yüzden özellikle de Türklere karşı bir o kadar daha mesafeli olduklarının da tarihi bağlantılarını ta buralarda aramalısınız. Bizdeki Arap perestler ve hilafet perestler bir yandan Filistin diyorlar, bir yandan da İsrail ile ticari ilişkilerini sürdürüyorlar. Bir yandan halifelik diyorlar, bir yandan da Araplarla ortak hareket edeceklerini söylüyorlar. Oysa halifelik Arapların yönetim biçimi. Yani adamların elindeki yönetim biçimini sen alıyorsun, bunu ben ihya edeceğim diyorsun ve Araplarla da birlik olacağız diyorsunuz. Adamlar sizi tanımıyorlar. Bakınız her zaman söylerim. Tarihte onca Müslüman Türk devleti kuruldu. Neden bunların hiçbir tanesi halifelik kurmadı? Bilmiyorlar mıydı? Bunlar Müslüman Türk devletlerini kastediyorum. Niçin kurmadılar? Çünkü bu Araplara özgü bir şeydir. Bizimki kalkmış Arapların yönetim biçimini kendisine uyarlayacak. Üstelik de Araplar Halife Kureyş'ten olur diyorlar. Bizimkiler kendi içlerinden birisini çıkaracaklar ve bizimle asla bir araya gelmeyecek olan Arapları yanlarına alacaklar.
Filistin'i kurtaracaklar. Ya 5 yaşında çocuk bu kadar saçma düşünemez ya. Ya hiç mi bir şey okumuyorsunuz? Gelin ben size rızanillah ders vereyim ya. Biraz anlatayım ya ne olduğunu. Çağırın beni, ben konuşurum. Yani korkmayın. İstediğiniz soruyu da sorun. Hiç sorun değil. Ön yargıyla da bakmıyorum. Ayıptır, günahtır. Yani bu çağda bu kadar cehalet olmaz. Nelerle uğraşıyoruz ya? Hangi hayal peşindeyiz ya? Bu anlayışla mı, bu ufukla mı biz İslam dünyasına liderlik yapacağız? Kim tanır sizi? Hilafeti kursanız, bir de halife dikseniz kim tanır Allah aşkına? Komik olmayalım ya. Başka bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki bu Arapçılık damarı büyük oranda aslında bu Selefi damardan da beslenir. Özellikle Ahmet bin Hanbel'den itibaren bu damar giderek güçlenmiştir ve iktidar mezhebi olmuştur. Bunu daha sonradan İbn-i Teymiye belli bir sisteme dahil etmiştir ki bu İbn-i Teymiye dedim. İnşallah bu İbn-i Teymiye'yi de sizlere tanıtacağım bir gün. Ve İbn-i Teymiye'den sonra da bunu Muhammed bin Abdülvehhab geliştirmiş ve böylece Osmanlı aleyhine kullanılmıştır. Ve Osmanlı'dan ayrışmışlardır. Suudi devleti ortaya çıkmıştır. Şimdi biz tekrar başa dönüyoruz. Hilafeti kuracağız. Araplarla birlikte olacağız. Ya zaten tarih boyunca yaşanan tecrübedir ve Araplar senden kopmuşlar. Sen daha neyin halifeliğini kuruyorsun? Sen de varken senin yanında olmamışlar. Kaldırdıktan sonra senin yanında olacaklar. Yani bu kadar hayalperestlik hakikaten de bir insana yakışmıyor. Ve bu yolla da Araplarla birlik beraberlik kurma imkanı yoktur. Realist bakıyorum. Hiç böyle ne ön yargılı ne Araplara karşı mesafeli bakıyorum. Sadece gördüğüm tabloyu bir tarihçi gözüyle, tarihi bağlantılarını da, dini bağlantılarını da dikkate alarak bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Arapça anlayışın veya Araplaşma sevdasının bir ayağı da Arap örfü ve Arap kültürü. Benim en çok üzerinde durduğum konudur. Arap gibi yaşamayı, Arap gibi kıyafet giymeyi, Arap gibi yemeyi, içmeyi maalesef biz hala din görüyoruz. Onlar gibi sarık saracaklar, onlar gibi sakal bırakacaklar, onlar gibi fistan giyecekler ve bir takım aksesuarlar. Şalvar yok onlarda ama bunlar şalvarı da dine dahil etmişler. Ve bu şekilde bir kıyafet tanımlaması yapıyorlar ve onlar gibi selam verecekler. Nitekim de mesela ben esenlikler dilerim dediğim zaman bundan rahatsız oluyorlar. Hocam niçin videolarına selamla başlamıyorsun? Ben de diyorum ki selamla başlayan çok gidin onları dinleyin, beni dinlemeyin. Bu kadar. Eğer siz selamın kökenini de araştırırsanız arkasından nur topu gibi bir Yahudi geleneği çıkar. Bunu da belirtmiş olayım. Sonuç itibarıyla örfle dini ayırmadığınız zaman sapla samanı birbirine karıştırırsınız. Onun için de istiyorum ki kendi kültürümüz, kendi değerlerimiz, kendi örfümüzle birlikte kendi benliğimizi koruyarak İslam'la birlikte yürüyelim. Bunu siz getirir de kendi değerlerinizden koparır, Arapçı bir boyuta taşırsanız veya Arap gibi yaşamayı din derseniz bu din değildir. Bunu da birilerinin söylemesi gerekiyor ki ben de dilimi döndüğünce bu konuya dikkat çekmeye çalışıyorum. Türkiye'de Arap seviciliğinin bir ayağını aynı zamanda Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı oluşturuyor. Dikkat ederseniz Suudiler de zaten buna alerji oldukları için tepki gösterdiler. Ama burada bu konuyu ele aldığım için girmeyeceğim. Burada en az sorumlu olan Suudiler, onu da belirteyim. Dikkat ederseniz bizdeki Arap perestler ve aynı zamanda Atatürk düşmanları nasıl hemen Suudileri savundular? İşte itiraz ettiğim nokta burası. Arap seviciliğinin bir başka boyutu ise bu meselenin cemaatler üzerinden pazarlanıyor olmasıdır. Burada da ilginç bir ironi vardır. Oysa tarikat cemaat geleneği Araplara özgü değildir. İslam'ın özü de değildir. Ancak Suudi Vehhabi katı dogmatik sünniciliği ile bizdeki cemaatçi mantık aynı noktada buluştuğu için bu bağlamda cemaatler üzerinden muazzam bir Arapçılık propagandası yapılmaktadır. Bunu da belirtmiş olayım. Nitekim de işte Milli Eğitim Bakanı'nın adeta meydan okurcasına protokol yapacağını söylemesi ve onları tanıması aynı zamanda Türkiye'deki cemaatlerin gücü açısından da oldukça önemli bir gerçeği gözler önüne sermektedir. Hatta bakınız muazzam bir özgüvenleri vardı. Hüdapar diye birileri çıktı. Tek yol şehadet, cenk, cihat, şehadet gibi sloganlarla atlı gösteriler yapıyorlar. Arkadaş kimdir, nedir bunlar? Nereden çıktılar? Bunları ülkenin başına kim bela etti? Neye karşı cihat, neye karşı şehadet? Sonuç itibariyle baktığımız zaman tarikatçılar, şeriatçılar, hilafetçiler ve bunların uzantıları olan dernekler adeta koro halinde alenen ve taammüden Arap perestlik yaparken aynı zamanda hem Atatürk hem de Cumhuriyet düşmanlığı yapmaktadırlar. Çünkü
Onlar da biliyorlar ki yaptırımları yoktur. Bu anlamda muazzam bir özgüvenleri vardır ve ülkeyi adeta karanlık geçmişlere doğru hızla götürmek için ant içmiş durumdalar. Arapça söylem giderek artınca bu durum halkta ister istemez bir tepkiyi, bir stresi beraberinde getirdi ve bu da sekter milliyetçiliği tetikledi ki buna yönelik bazı rahatsızlıkların olduğunu görüyoruz. Özellikle kendi gettolarını oluşturmaları, kimi kurumlarda yer edinmeleri, hatta bunlar arasında İsrail ajanı gibi bir takım art niyetli insanların çıkması kaygı ve stresi daha da artırıyor ve bu da ister istemez tepkileri beraberinde getiriyor. O yüzden diyoruz ki demokrasi, hukukun üstünlüğü bunlar son derece önemlidir. İşte bu kriterlerden kopup bazı şeyleri görmezden gelirseniz beraberinde bu tarz yapılar kendilerine alan açar ve daha büyük sorunlara dönüşebilirler. Sonuç olarak şunu söyleyeyim değerli dostlarım. Video epey uzadı, keseceğim. İslam'ı önce Arap örfünden kurtarmak gerekiyor. Ben o yüzden her zaman vurguluyorum. Örfle dini ayırmadığınız sürece biz bu sorunları hep yaşayacağız. Ve sık sık da buna vurgu yapmaya çalışıyorum. Arap'ın örfü ayrıdır, din ayrıdır. Siz dini alacaksınız. Dinle birlikte Arap'ın örfünü alırsanız bu Arap saçına döner. Aslında bizim geleneğimizde, bizim tarihimizde bunun uygulaması vardır. Yeseviliğe bakın, Bektaşi geleneğine bakın. Bu Türklerin oluşturduğu bir İslam anlayışıdır. Ve bu İslam dini Anadolu'da yaşamış olan Yunusları, Mevlanaları, Hacı Bektaş velileri, Pir Sultan Abdalları, Şeyh Bedreddin'i, Karacaoğlan'ı, Köroğlan'ı, Dadaloğlu'nu çıkarmıştır ve bunların temsil ettiği din veya İslam anlayışına bakınız, öz ve öz bize özgüdür. Sevgi vardır, gönül vardır, muhabbet vardır ve her şeyden öte kadın erkek ayrımı yoktur ve toplumu bir bütün olarak kucaklayan yapı vardır. Siz ne kadar İslam hoşgörü deseniz, efendim tarikat üzerinden gitseniz ya da İslam kardeşliği bunun yanında ümmetçilik deseniz de Anadolu'daki bu saydığım isimler üzerinden bunlar tarafından temsil eden hoşgörünün yanından yakınından bile geçemezler. Eğer burayı öne çıkarır, kendi örfümüz, kendi kültürümüz ve aynı zamanda dini değerlerimizi bir arada tutarsak çok daha barışık bir şekilde yaşarız diye düşünüyorum. Aksi halde devletler arasındaki ilişkiler yürür. Ancak Türk toplumunu siz kalkıp da asla hele hele bu çağdan sonra Araplaştıramazsınız. Bu Araplaşma sevdası da ne sizi bir yere götürür ne Araplarla bizi buluşturur. O yüzden devletler arasındaki ilişkiler yürür. Diğer yandan kültürel olarak, dini olarak her toplum kendi dinini, kendi kültürünü, kendi değerlerini muhafaza etmek durumundadır. Kendi kültürünüzden, kendi değerlerinizden kopup Araplara yamanarak bir yere varılamaz. Bunu görmelisiniz. Onun için de tarihi, kültürü bu yönüyle okumak gerektiğini de bu vesileyle belirtmiş olayım. Konu çok uzun. Aslında daha söyleyeceğim epey mesele var ancak Anadolu insanının İslam anlayışını ki burada Alevi, Bektaşi geleneğe de özellikle vurgu yapmak istiyorum. Ki hoşgörüyü siz burada bulursunuz. Rahmetlik Neşet Ertaş'ın hoşgörüsünü söyleyin bana. Allah aşkına hangi tarikatta bulabilirsiniz? Yunus ki Alevi damarı baskındır. Yunus'taki hoşgörüyü nerede bulabilirsiniz ya? Şöyle bütün ön yargılardan veya ön kabullerden kurtulun öyle bakın. Şimdi ben bunu söyledim ya, aa hoca Alevi mi falan, Alevi de değilim ben Müslümanım. Olabilirim de ama yani öyle bir damardan gelmiyorum yani bilmem ben Alevi'yi çok sonra tanıdım. Kendi kültürümüz, kendi değerlerimizle birlikte kendi inancımızı daha barışık bir şekilde bu topluma sunabiliriz diye düşünüyorum. Bunun örnekleri de bizde vardır. O yüzden körü körüne Arapçılık yapmak yerine bu damarı işleterek daha barışık yarınlar kurabiliriz diye düşünüyorum. Ve bu Araplaşma sevdasıyla ilgili yaşananların da suni gündem olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar Arapçı damar öne çıkarılıp bunun din gibi sunulması bazı çevreleri rahatsız ediyorsa da hiçbir zaman Türk toplumunun veya herhangi bir toplumun bir başka topluma dönüşmeyeceğini de göz ardı etmeyin. Dolayısıyla da böyle bir şey olmaz. Bu suni gündemlerden vazgeçip daha barışık bir şekilde yarınlara bakmalıyız ve yarınları buna göre inşa etmeliyiz diye düşünüyorum. Arapçı damar ne kadar öne çıkarılsa çıkarılsın asla bu
o kesimin arzuladığı boyuta taşınmaz. Bunun bir kere altını net olarak çizebilirim. Hiçbir toplum bir başka topluma entegre olmaz. Bizdeki bu Arap seviciliği öyle ağır aksak yine yürür ancak ana çizgi olduğu gibi yine devam eder diyorum. Umarım maksadımı izah edebildim. Umarım bu konuyla ilgili düşüncelerimi az da olsa sizlere yansıtabildim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.